Değerli belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kapıdan girdiğimiz andan itibaren pek çok emeklimiz bana dedi ki size çok teşekkür ederiz. Bize çok iyi bir belediye başkanı seçtiniz. Biz o belediye başkanını Beyoğlu'na önerdik. Bir tarafta Beyoğlu'yu bir rant alanı olarak gören ve onu belli zümrelerle paylaşan, Beyoğlu'nun varlıklarını yandaşlarına peşkeş çeken zihniyet vardı. Bir tarafa biz emeklinin, halkın adayı, bu Beyoğlu'nun evladı, partimize ilçe başkanı olarak da uzun yıllar hizmet etmiş bir kardeşimizi önerdik. Onu da siz seçtiniz. Elinize, yüreğinize sağlık. İnan Güney çok genç yaşından beri örgütümüze emek veren bir kardeşimiz. Tabii adaylığı birçok şeyi temsil ediyor. Gençlere duyulan güveni temsil ediyor. İstanbul'daki en yüksek nüfuslardan bir tanesi Sivaslı hemşerilerini temsil ediyor. Aynı zamanda yine İnan Güney kent suçlarına karşı mücadele etmeyi, kente sahip çıkmayı temsil ediyor. Gezi döneminin Beyoğlu ilçe başkanı olarak ben onun dünya tarihinin en barışçıl, çevreye, doğaya, kente duyarlı, bir park ortadan kalkıp da yerine topçu kışlası yapılma gibi bir fikre karşı, Atatürk Kültür Merkezi'ni ortadan kaldırıp yerine AVM yapmaya çalışanlara karşı Türkiye'nin, dünyanın en büyük sivil direnişlerinden bir tanesi gerçekleşirken Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanlığında, yani baba ocağında ev sahipliği yaptı hepimize. O mücadelede yer aldı. O mücadelede yer alan herkese ev sahipliği yaptı. Ben onunla birlikte, hepinizle birlikte buradan hepimizin yerine Silivri Cezaevinde ve Bakırköy Kadın Cezaevinde yatan 5 arkadaşımızı gezi ruhuyla, geziyi sahiplenerek bir kez daha buradan selamlıyorum. Ve en kısa zamanda Tayfun Kahraman partimizin üyesidir. Tayfun Kahraman herkesin üzerinde birleştiği talepleri önce Sayın Bülent Arıncı aktarmıştır. Sonra da Erdoğan'a, Sayın Erdoğan'a. Bülent Arınç'la konuştuğunda Erdoğan yurt dışındaydı. Tayfun Kahraman, Erdoğan Türkiye'ye gelmesin, bakanlar istifa etsin, yönetimi bize bırakın demedi. Deseydi darbeci olurdu. Ne dedi? Ağaçları kesmeyin, buraya kışla yapmayın. AKM'yi yıkmayın, yerine AVM yapmayın. Bir de hedef gözetmeksizin gaz fişeği atıyorsunuz. 10 kişi kör oldu, 2 kişi şimdiye kadar hayatını kaybetti. Bu şiddeti durdurun, yapmayın demişti. O zaman Tayfun Kahraman bunları söyledi, anlatamadı. Şimdi geldi, hatta o görüşmelerden çıktıktan sonra açıklamada bulundu. Dedi ki, taleplerimizi anlattık, ağaçlar kesilmeyecek, gerekirse mahkeme kararı sonuna kadar beklenecek, gerekirse referandum yapılacak. Artık burada bir uzlaşı zemini bulunmuştur dedi. Bunu diyen kişiyi darbecilikle suçluyorlar. Çiğdem Mater Gezi'nin belgeselini çekecekmiş, çekememiş, yok ortada belgesel. 7 tane Gezi belgeseli YouTube'da var. Onlara da kimse bir şey yapmasın ama çekenler dışarıda, çekemeyen içeride. Mine Özer'den göya banka hesabı açmış, para toplamış. 1 lira para yok ortada, hesap yok ortada içeride. Can Atalay Hatay halkının oylarıyla milletvekili seçildi. Anayasa Mahkemesi lehine karar vermek için gün sayıyor, hepimiz bekliyoruz. Defalarca Anayasa Mahkemesi'nde bu kararlar verildi, uygulanmadı. Verildi, açığa düşürüldü. Son başvurusunda da
yapılan işlemler hukuksuzdur dedi. Onun açıklanmasını bekliyoruz. Osman Kavala 7 yıldır yatıyor. İddialarının bir tanesini ispatlayamadılar. O yüzden bir pazar sabahında Beyoğlu'nda yanımda devrin ilçe başkanı. Bakın o günkü ilçe başkanı Gezi'deki tutumuyla terör estiriyor olsaydı, şiddet yanlısı olsaydı, bu kente karşı olsaydı Beyoğlu'lular herhalde onu belediye başkanı yapmazdı. Beyoğlu dediyse İnan Güney belediye başkanımız olacak. Demek ki Beyoğlu da İnan Güney'i tavrını, tutumunu, duruşumuzu sahipleniyor. Biz Beyoğlu'nu saygıyla selamlıyoruz. İyi ki varsınız. Buraya değerli il başkanımızla geldik. Özgür Çelik başkanımızla. Son yapılan seçimde Hatice başkanımız, ilk kadın kolları başkanı seçildi. İlçe başkanımız bize eşlik ediyor. Kıymetli İstanbul milletvekillerimizi temsilen Anadolu yakasından bir vekilimiz, bu mahalleden bir vekilimiz yanımızda. Hep beraber gelip burayı kalabalık yapıp sizi bunaltmayalım dedik. Emeklilerle göz göze yüz yüze gelelim dedik. Ama bütün Cumhuriyet Halk Partisi örgütü ve milletvekilleri, belediye başkanları bu güzel pazar sabahında bizim şahsımızda sizleri selamlıyorlar. İstanbul'un neresinde bize ihtiyacınız olursa biz İstanbul'da, belediyelerimizde, ilçelerimizde bütün emeklilere, ailelerine, torunlarına hizmet etmek, katkı sağlamak için buradayız, sizinle birlikteyiz. Tabii Beyoğlu'ndaki bu emekli kafe çok önemli bir örnek. Biz seçimlerden önce emeklilere enflasyonun çok altında 7500 lira olan en düşük emekli maaşı 10 bin lira yapılınca, enflasyon %100'ü zorlarken %33 zam verilince dedik ki bu mesele bizim meselemiz. 105 miting yaptık. Her mitingde emeklinin derdini anlattık. Dedik ki emekliler, adaylarımıza sahip çıkın. Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkın. Bu iktidara sarı kartı gösterin. Biz sizin sesiniz olmaya devam edeceğiz dedik. O sürecin sonunda ilk talimatımız, ilk önerimiz belediyelerimize emeklilere sahip çıkacak projeler yapın. İlk ziyaretlerimden biri Manisa'ya geçerken Uşak Belediye'mizeydi. Bir park gördüm. Parkın içinde emekli kafe, henüz prefabrik. Buradaki fiyatlarla çay, kahve veriliyor. Uşak'ın bütün emeklileri orada ve yüzleri gülüyor, sohbet ediyorlar, bir aradalar. Çok memnun oldum. Bütün Türkiye'de bunu yaygınlaştırmak istiyorduk. Hemen Özgür Başkanım dedi ki, İnan Başkan Beyoğlu'nda yaptı başkanım dedi. Onlar da böyle bir öneri gelmiş dedi. Bir tarafta bir kahveye 200 lira verenler, bir tarafta kahve içemeyenler, çay içemediği için dışarı çıkamayanlar var. 1 liraya çay satılan bir emekli kafe yaptı. 5 liraya kahve satılan bir emekli kafe yaptı. Ben de dedim ki ilk fırsatta gidelim. O gün bugünmüş. Bugün geldik, sizleri gördük. İnan Başkan'la ilgili ifadelerinizi duyduk, memnuniyetinizi duyduk. Bu örnekler bütün Türkiye'ye yayılacak. Birazdan nasıl bir ortaklaştırma yapacağımızı anlatacağım basın kanalıyla da tüm Türkiye'deki emekliler duysun diye. Ama şöyle bir baktık, İstanbul'da ne yapıyoruz emekliler için? Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi emekliler için 10.000 TL yıllık pazar desteği sağlıyor. İhtiyaç sahibi emekliler yılda 10.000 TL, teyzem helal olsun diyor, teşekkürler diyor Ekrem Başkan'a. Ananızın hak sütü gibi helaldir, ak sütü gibi helaldir. Çok daha iyilerini yapacağız. Emeklilere İstanbul Büyükşehir Belediyesi her gün ücretsiz halk ekmek sağlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
emekli vatandaşların eski evleri kentsel dönüşüme tabi oluyorsa yapı dönüşümünde %65'lik bir destek sağlıyor. Evini kentsel dönüşüme sokan emekliye ilave olarak 9.000 TL kira desteği veriyor. Beyoğlu'daki emekli evinden bahsettik. Onu takip eden süreçlerde Üsküdar'da emeklilere pazar desteği başlattı. Yıllık 5.000 lira Üsküdar Belediye Başkanımız. Şişli'de yine zor durumdaki emekliler için 5.000 liralık pazar desteği. Ayrıca kent lokantalarını çok beğendi emekliler. Şişli Belediyesi'nin gezici kent lokantası. Beylikdüzü'nde emekliler lokali, biri 300 metrekare, biri 130 metrekare olmak üzere iki tane lokal. Küçükçekmece'de emekliler emekliler kafeteryası, 200 metrekarelik bir alan, 138 emeklimize hizmet veriyor. Çekmeköy'de emekliler lokali ve yine emeklilerin kullanımına uygun olarak bir tanesi 250 metrekarelik, 120 kişilik lokal, bir diğeri de hazırlanıyor. Bunu İstanbul'da kazandığımız 26 belediyede emeklilerle ilgili özel mekanları, özel hizmetleri hayata geçireceğiz. Emeklilerin, maalesef üzülerek söylüyorum, iş hayatında alın teri döken, gözünün nurunu akıtan, dirsek çürüten emekliler memleketi bugünlere getirdi. Memleket bugünlere ulaştıysa emekliler sayesinde ulaştı. Onların yıllara sari emekleri, mücadeleleri var. Şimdi rahat edecekleri günler geldiğinde tarihin en büyük ekonomik krizi karşısında onlara sahip çıkması gereken devlet onları bu krizde baş başa bırakıyor. Ve şunu hatırlayalım, Adalet ve Kalkınma Partisi ilk iktidara geldiğinde bir emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Yani hiç dokunmasalar, bugünkü düşük asgari ücreti 1,5 asgari ücret uygulasalar, bugün en düşük emekli maaşı 25 bin lira olması gerekiyor. 1,5 asgari ücret o kadar. 26 bin lira hatta. Ama bugün sözde zam yaptılar. Emekli maaşı 12.500 lira oldu. 25 bin lira olması gereken emekli maaşı 12.500 lira. İstanbul Planlama Ajansı bir çalışma yaptı. İstanbul'da bir emekli en az ne kadara geçinebilir? Böyle rahat etmek, keyif sürmek değil. Aç kalmamak ve sokakta kalmamak için 25 bin lira hesabını onlar da bulmuş. Ama AK Parti geldi. Emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğim. Enflasyon hesabına göre zam vereceğim dedi. Geldiğinde 1,5 asgari ücret olan en düşük emekli maaşı bugün 0,6 asgari ücret. 26 bin lira olacakken 12.500 lira noktasına geldi. 10 binken 0,6 idi. Efendim şimdi 0,75'e getiriyor. Ama önümüzde bu sefer hayat pahalılığının süreceği 6 koca ay var. Bakın bugünkü 12.500 lira ve Ocak ayındaki 10 bin lira. 10 bine isyan ettik değil mi? Çok az dedik. Olmaz dedik. O 10 bin lira bile Ocak ayında 25 kilo dana kıyma alıyormuş. 25 kilo. 400 lira dana kıymanın kilosu Ocak'ta 25 kilo dana kıyma alıyor. Bugün yaptıkları 12.500 lira 20 kilo dana kıyma alıyor. Yani bugün zam yapmıyorlar. Ocak'tan buraya emeklinin mutfağından 5 kilo dana kıyma çalıyorlar. Bugün Ocak'tan buraya satın alma gücüyle 5 kilo dana kıyma, yani yaklaşık 3.000 lira daha eksilmiş maaş. Bugünkü 12.500 lira Ocak'taki 10.000 lira değil, Ocak'taki 9.000 lira ve 6 ay daha önümüzde ezilecek, zayıflayacak, alım gücü düşecek bir süreç var. Emekliler
AK Parti geldiğinde, Tayyip Bey başbakan olduğunda en düşük emekli maaşıyla 8 tane çeyrek altın alıyorlardı. 8 çeyrek altın. Bugün emekli maaşı bu maaş 3 çeyrek altın almıyor. Cepten en az 5 çeyrek altın gitti. Ya bir emekli bir çeyrek altın kaybetse Allah için, bugün amcamın cebinden bir çeyrek altın gitse bütün gün deli çıkar arar, nerede dolaştım, nerede düşürdüm bunu diye. Bakın, bir emekli değil her emekli, bir sefer değil her ay, bir çeyrek değil 5 çeyrek kaybediyor. Vallahi aramak lazım. Bir taneyi kaybeden arıyor da 5 tane altın kaybeden niye aramayacak? Bir şey nerede aranır? Kaybedildiği yerde aranır. Küçücük çocuk küpesini düşürse nerede kaybetti oraları arar. Biz nerede kaybettik 5 altını? Seçim sandığında kaybettik. AK Parti geldi, 5 çeyrek altını kaybettik. AK Parti gidecek, kaybettiklerimizi bulacağız. Vallahi başka çaresi yok. Biz miting yaptık, seçimden önce anlatamadık. Emekliler seçimde bunlara oy vermediler, ikinci parti yaptılar, anlamadılar. Anketler oluyor, CHP birinci, bunlar ikinci, anlamıyorlar. Yine emekli mitingi yaptık, hepiniz geldiniz. 110 bin kişi İstanbul'da, anlamadılar. Yine gitmiş, sefalet ücreti veriyor. Böyle geçim olur mu? Geçim olmazsa ne olur? Geçim olmazsa seçim olur. Başka çaresi yok. Geçim yoksa seçim var. Bunun için biz sizin için mücadele etmeye devam edeceğiz. Tabii belediyelerimizin yaptığı çok farklı uygulamalar var. Ama bunları artık bir ortak zeminde birleştireceğiz. Bunun adı Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, 411 belediye emekli halk kart diye bir kartta birleşiyorlar. Ön tarafı aynı, arka tarafı kendi belediyenizin kartı neyse, işareti neyse o olacak. Bütün Türkiye'de geçecek. Bir kere, gerçi İstanbul'da o sorun artık yaşanmıyor ama birçok yerde emekliler 65 yaş üstü toplu taşımaya binince sorun çıkarıyorlar. Artık emekli halk kart varsa elinde, o kartı gösterince kimse sorun çıkaramayacak. Türkiye'deki 411 CHP belediyesinde emekli halk kart hem ulaşım yönünden hem diğer hizmetler yönünden iş görecek. Ne olacak emekli halk karta? Emekli halk kartın verildiği belediyelerimizde Cumhuriyet Halk Partisi hizmetleri ortaklaştıracak. Et desteği mi veriliyor? O karta yüklenecek. Süt desteği veriliyor, o karta yüklenecek. Pazar destekleri o karta yüklenecek. Belki bu kafeler gibi kafelerin sayısını çoğaltacağız. Ama diyeceğiz ki esnafa, kahveciye, kafeterya sahibine, bize bu dükkandan ne kontenjan veriyorsun? Diyecek ki ben müşterimin %10'u emekli olsun, gelsin elindeki kartla burada otursun, sizin dediğiniz fiyatlardan alışveriş yapsın diyecek. O anlaşmaları sağlayacağız. Ve emekli halk kart sizi bu hayat pahalılığından kurtarmayacak. Neden? Böyle bir yükün altından belediye gücüyle kalkmak mümkün değil. Ama sizi rahatlatacak, sizin zorluklarınızı azaltacak. Belki pazarda fileyi biraz daha ağırlaştıracak. Belki gidilemeyen kasaba gitmeyi sağlayacak. Gönlünün istediği kadar değil ama hiç olmamasından iyi olacak. Ama o halk kart sizinle Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir gönül bağı kuracak. O gönül bağı günü gelince sizi bütün dertlerinizden, bütün tasalarınızdan kurtaracak. CHP iktidara geldiğinde birinci ay değil, yetişmez. Ama ikinci ay en düşük emekli maaşı asgari ücret olacak. Söz veriyoruz. Sonra
hakkınızı geri vereceğiz. En düşük emekli maaşı 2 yıl içinde 1,5 asgari ücrete çıkacak. Bugün asgari ücret 17 ise 26 olacak. Aslında asgari ücretin 35 olması, 25 olması lazım. Asgari ücret 25 ise emeklinin cebine giren de 37 olacak. Geçen gün bunu söyledim. Biri diyor ki ya o kadar da olur mu? Ya niye olmasın? Bunlar gelmeden önce oluyordu. Bunlar gelmeden önce benim annem babam emekli. Benim dedem bahçıvan, anam babam emekli. Aldıkları 2 emekli maaşıyla, öğretmen maaşıyla ev aldılar. Emekli olunca araba aldılar. Çocuklara baktılar, torunlara baktılar. Ama şimdi öyle bir noktaya geldi ki emekli maaşıyla emekli kapıdan dışarıya adımını atamıyor. O yüzden hep birlikte, hep beraber çok doğru işleri yapmamız lazım. Emekliler, bunların kimi öğretmen, kimi banka memuru, kimi tersaneden emekli işçi. Herkes bir görev yapmış. Bu emekliler sözüne kıymet verilen, tertemiz bir geçmişleri olan, alınlarının terini helal lokma için akıtmış insanlar. Sözü dinlenir insanlar. Bakmayın siz, hükümet sesinizi duymuyor. Bir öğretmen, on binlerce öğrenci geçmiş eliyle. Vallahi öğretmenler, benim babam Telat Hoca, emekli Türkçe öğretmeni, emekli öğretmen deyince, daha doğrusu bir gün sokakta çocuklara karışıyordu. Topunuz kaçar, ezilirsiniz, burada oynamayın. Baba dedim, niye karışıyorsun herkese? Dedi, ben öğretmenim. Dedim, sen emekli oldun artık. Dedi ki, öğretmenlikten emekli olunmaz, okula gitmezsin sadece dedi. Öğretmenler, emekli öğretmenlere sesleniyorum. Bütün öğrencilerinize hem kendiniz için hem bu milletin geleceği için yeniden anlatmaya başlayın. Bankada yıllarca maaş dağıtmış. O bankadan tanıdığın kim varsa onları mutlaka bulup konuşmak lazım. Yıllarca birlikte emek verilen işçi arkadaşlar emekli olmuş. Onları bulmak lazım. Onlarla konuşmak lazım. Artık bu derdin, tasanın sona ereceği yer seçim sandığından başkası değildir. Ha sesinizi duyarlar. Ellerinden tutan yok. Bugün en düşük emekli maaşını asgari ücret yapsın. Vallahi de billahi de söz veriyorum. Basın toplantısı düzenleyeceğim. Hiç eleştirmeyeceğim. Tayyip Bey'e teşekkür edeceğim. Bu emeklinin sesini duydun. Hiç olmazsa şimdi bir asgari ücret verdin diye. Ve her mikrofonu elimle alındığımda diyeceğim ki Recep Tayyip Erdoğan emeklilere asgari ücret vermiştir. Seslerini duymuştur. Bizim siyasetimiz böyle. Sen emekliye zam mı ver, teşekkürü al. Ama emekliye zam vermiyorsan bir daha söylüyorum. Emeklide geçim yoksa senin karşında seçim var kardeşim. Bu kadar ne? Asgari ücreti 25 bin lira yaparsa, en düşük emekli maaşını asgari ücret yaparsa, Rize'deki çay üreticisini perişan etti, çayın taban fiyatını 25 yapar, farkı hemen öderse, buğdayı bedavaya almaya çalışıyorlar, buğday taban fiyatını yükseltir, 15 lira taban fiyatını verirse, ben erken seçim demeyeceğim kardeşim. Bunları yapsın, erken seçim demeyeceğim. Ama yapmıyorsa, geçim yoksa seçim var. İstanbul'dan bir kere daha söylüyoruz. Bugün emeklilerin 3 kademede emekli oldular. İnanılmaz bir mağduriyetleri var. Mutlaka emeklilerin maaşlarıyla ilgili tek tip bir düzenleme yapılmalı. Mutlaka intibak yasası çıkarılarak bu ayrımlar ortadan kaldırılmalı. Ayrıca prim güncelleme katsayısı, aylık bağlama oranları, aylıkların alt sınırlarının hakkaniyetle belirlenmesi lazım. Bunların her birini 2004'te bir yerini bozdular. 2008'de bir yerini bozdular. 2014'te bir yerini bozdular.
perişan ettiler. Bunların hepsinin ayrı ayrı düzeltilmesi gerekiyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sizin sesiniz olmaya devam edeceğiz. Emeklilerimizle birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Madem ki Halkın Partisi, halkın bütün sorunlarının üzerinde durmaya devam edeceğiz. Ve biz Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk yerel seçimlerinde, sizin İnan Başkan'a görev verdiğiniz seçimde İstanbul'da 14 belediyemizi 26'ya çıkardık. Türkiye'de 217'den 411'e çıkardık. Nüfusun %65'ini, ekonominin %80'ini yönetiyoruz belediyelerde ve partimizi 47 yıl sonra Türkiye'de birinci parti yaptık. Durmadan çalışıyoruz. Size söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi yapılacak ilk genel seçimlerde, şimdi de anketlerde olduğu gibi, son seçimde olduğu gibi yine birinci parti çıkacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi yeniden iktidar olacak. Gazi Mustafa Kemal'in partisi bu İstanbul'u işgalden kurtaran partidir. Maraş'ı Fransızlardan kurtarırken, Türkiye'yi 7 cihanın işgalinden kurtarırken, o zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk vardı. 1920'de kurduğu meclis vardı ve o mecliste birlikte büyük bir mücadele verdi ve iki büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti ile Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurdu. Biz Anadolu ve Rumeli müdafaa-i hukuk cemiyetlerinden geliyoruz. Biz Kuvayi Milliye'den geliyoruz. Biz bu ülkeyi düşmandan kurtarmışız. Bu ülkeyi yokluktan, yoksulluktan kurtarmışız. Esaretten kurtarmışız. Açlıktan kurtarmışız. Hastalıktan kurtarmışız. 100 yıl sonra sizi bu yoksullukla, bu açlıkla, bu onurunuzu kıran kötü muameleyle yüzyüzü mü bırakacağız? Emeklileri 100 yıl sonra bir kez daha Atatürk'ün partisi kurtaracak. Söz veriyorum. Bu güzel pazar sabahı için ilçe başkanıma, belediye başkanıma, kadın kollarına, gençlik kollarına teşekkür ediyorum. Bize burada ev sahipliği yapan canımızın içi değerli emeklilerimizin ayrı ayrı ellerinden öpüyorum. Emeklerinize sağlık. Hepinize sağlıklı, uzun, güzel bir hayat diliyorum. Allah sizi ailenizin ve bizim başımızdan eksik etmesin. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.